Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Isparta'dayız ve Abdullah Kansu'nun hem kiraz hem de bir ceviz ağacındayız. Bu çekimi yapmamızdaki en büyük etken Abdullah amca dedi, gelin size bir şey göstereceğim dedi. Tüm ceviz üretimi yapan çiftçilerimiz bunu görsün dedi. Abdullah amca merhaba, öncelikle nasılsınız? Sağ olun, size de. Abdullah amca, burası bölge olaraktan neresi geçiyor Isparta'nın? Burası Gönen Güneykent Kasabası. Gönen Güneykent Kasabası. Evet. Az önce bize bir şey söyledin. Biz de bunu çiftçilerimize paylaşmak istedik. Bu senin ceviz ağacın, kirazlarının içerisinde. Evet. Bu ağaç kuruyor muydu? Şimdi bu ağaç 3-4 senedir ürün falan vermiyordu. Performans çok düşük. Cevizler gördüğünüz gibi hep salkım halinde dörtlü. Böyle bir şey var mıydı? Böyle bir şey görmedim. Hiç yoktu ceviz. Evet. Şu anda bakın, şu anda yıkılıyor. Salkımlar dörtlü, beşli, bak beşli, beşli var. Var. Beşli var. Şurada. Öyle bir şey görmedim ben. Hastalık da yok. Hastalık da yok. Hastalığı atlattı. Evet, önemlisi. Yani şu cevizler çürüyor, çürümüyordu, buruşuyordu, içini doldurmuyordu. Ama şu anda görmedim. Hiç doluluk yoktu. Bu ne? Evet. Chandler mı bu? Hayır. Bu yalava 2 de olabilir, 1 de olabilir. Yalava cinsi bu. Yalava cinsi. Ama bu zamana kadar arkadaşlar en önemlisi şu. Geçen sene bu ağaç neredeyse kurudu, ölmek üzereydi. Siz buna %100 gübre, siyah toprak, ağaç başına 750, 1 kiloya yakın attınız. Evet. Çapaladınız, evet. Suyunu verdiniz. Evet. Arkadaşlar yapraklara bakın. Meyveye mesela bakın. Atak yapıyor bak, filizlere bak. Hala sürgün veriyor. Sürgün veriyor. Şöyle, şuraya görün. Mehmet abi şurada, yani bakın arkadaşlar, şurada beşli, dörtlü ve hepsi dolu. Evet. Dolu dolu. Şurası beşli, beşli, dörtlü, üçlü şeklinde bayağı bir şey var. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Mutluyum yani, seviyorum. Bak her gelişte bak. Biraz sonra da kiraz çekimine gireceğiz. Evet. Kiraz çekiminde de insanlar görsün. Yani %100 gübre, siyah toprağın farklılıkları. Mehmet abi sen ne diyorsun? Daha önceden gelmiştin buraya. Evet. Abdullah amcanın yanına araziyi biliyordun, koşulları biliyordun, farklılığı gördün. Evet. Abdullah amcam ağaçlardan şikayetçiydi. Gelişim problemi var, meyve problemi var. Ve en önemlisi bana söylediği, gel Abdullah amcam böyle. Organik madde madden bitti. Eksik. Ben bunu biliyorum artık dedi bana. Hani Abdullah amcamı kullan, bir görünün, deneyelim, şahitli yapalım. Farkı görelim. Farkı görelim dedim. Şimdi geldik gördük, Abdullah amcam çok memnun. Maşallah, yüzü şimdi gidiyor. Biz mesela 18-46 atacağım dediler, attık. 15-15 dediler, attık. Temelli toprağı kirlettik. Kitlettik. Kirlendi. Kirlendi. Şimdi de çözeceğiz diye uğraşıyoruz. Yani burada şunu demek istiyor Abdullah amca. Ben bütün kimyasallara attım, 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 attım. Ağacım bitti. Ama ben %100 gübre siyah toprağa attım. Ve ağaç ölmek üzereyken dönüşe geçti. Dönüşe geçti. Peki Abdullah amca şunu da sorayım. Kalpten, gönülden, yürek. Bu uygulamayı yaptın. Tüm ceviz yetiştiriciliği yapan çiftçilerimize hobi olur, büyük arazi olur. Gönülden, kalpten önerir misin? Kesinlikle. Kesinlikle öneririm. Tercihimiz doğru. Doğru yoldayız. Sonbaharda tekrar atacağız Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Maşallah. Mehmet abi, çiftçilerimize söyleyeceğin söz? Çiftçilerimiz gelsinler, bizi tanışsınlar, çayımızı kahvemizi içsinler Hüseyin Bey. Gerekli bilgilerini gidip arazilerine görelim, uygulamasını yapalım. Kontrol onlar da yapalım. Görsünler inşallah. Evet, çiftçilerimiz memnun olsun. Onlar da memnun olsun, paraları ceplerinde kalsın. Mehmet abinin dediği şu, çiftçi zor kazanıyor. Evet. Parasının cebinde kalmasını istiyorsa, %100 gübre farkını görmek istiyorsa muhakkak ürün alıp almamanız önemli değil. Gelin, tanışın. Arazinize gidelim, kontrol edelim, bakalım yapmanız gereken nelerse bir reçete çıkaralım. Ziraat mühendislerimize destek veriyoruz. Aynen. Arazinize kadar gidiyoruz, kontrollerini yapıyoruz, reçetelerinizi yazıyoruz. Abdullah amca çok teşekkür ederim. Yani bu videoda bize eşlik ettin. Ceviz üretimi yapan çiftçilere, kuruyan, hiç verim alamayan, yani meyve gözü olmayan, hatta köklücenin ceviz ağacında %100 gübre siyah toprak muazzam bir şekilde olmuş. Aldanmazlar yani. Atarlarsa kar ederler. Kar ederler. Evet. En güzeli de bu. Siz de muhakkak %100gübre.com web sayfamıza girin. Oradan kanalımıza muhakkak bizi takip edin. Isparta bölgesinde Mehmet Yıldırım'dan, Anadolu Tarım'dan muhakkak ürünlerinizi tedarik edin. Bu videomuzu dinlediğiniz için de teşekkür eder. İyi günler dileriz.